olsun. Cuma. Buradan Bakınca programında beraberiz. Gündem her zamanki gibi yeterince yoğun. Bugün neler konuşacağız? O gün Samas'ın tahliyesini konuşacağız. Yargı krizini konuşacağız. Vaktimiz kalırsa İyi Parti'yi konuşacağız ve tabii ki Gazze'yi konuşacağız. Kimlerle? Fehmi Koru, Mehmet Ocak'tan ve Ahmet Taş getirenle. Şimdi dün Hrant Dink'i katleden O Gün Samas iyi hale şartlı tahliye oldu. Ve kamu vicdanında çok yaralayan bir durum oldu bu. Aslında hani bu tahliye de belki bekleniyordu ama kamuoyunun bundan haberi yoktu. Nasıl bir iyi hal? Bu nasıl bir iyi hal? Yani iyi hal bir kavram olarak hukukta geçen bir şey. Netice itibariyle infazın uzun süreli olmasını biraz kısaltan bir uygulama. Herhalde içeride bulunduğu sırada fazla son zamanlarda özellikle. Çünkü bir ara bir gardiyanı dövmüşlüğü de var. Bıçaklı bir saldırısı oldu. Bayağı iyi biliniyor. Hal. Ama sonrasında herhalde pek muzurluk yapmadığı için iyi halden istifade etmesi söz konusu olmuş. Bu istifade ederken de zannediyorum bu sıralarda çıkması zaten bekleniyordu. Eğer öyle bir saldırganlık yaşamamış olsaydı muhtemelen daha da erken tahliye olacaktı. Çünkü yaşı küçük olduğundan kendisiyle birlikte bu cinayeti tasarladıkları kişiler çok daha uzun süreli hapisler yatacağı halde o yaşı küçüklüğünden istifade ederek daha az ceza aldığı için esas katili olduğu halde böyle bir kolaylığa da muhatap hale bugün gelmiş oluyor. Şimdi tabii Hrant Dink kim? Belki aradan 16-17 yıl geçtiği için insanlarımız özellikle gençler bilmeyebilir, insanlarımız da unutmuş olabilir. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi bu Ermeni sorunu ve Hrant da Ermeni. Türk Ermenisi, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de doğan, büyüyen ve gazetecilik yapan bir Ermeni arkadaşımız. Arkadaşımız demem de tesadüfi değil, yani gerçekten de arkadaşım olarak bildiğim bir insan. Kendisiyle bir iki topluma açık ortamda konuşmacı olarak bulunduk etkinlikte. Hatta bir tanesi işte bu gençlerin örgütlendiği kentimizde yapılan bir toplantıydı ve orada onun varlığı bile bazı insanların gösteri yapmaları için vesile edilmişti. Şimdi baktığımızda halbuki Hrant Dink de Türkiye'nin bu en köklü sorunlarından bir tanesi olan Ermeni sorununda arabuluculuk yapabilecek ve bunu Türkiye'yi ve Türkleri rahatsız etmeden bir sonuca bağlayabilecek en önemli figürlerden biriydi. Ama işte Ermeni sorunu her 24 Nisan'da Türkiye'nin siyasi gündeminde merkeze oturuyor. Acaba hangi ülkelerde Türkiye'nin karşıtlığı hangi düzeye çıkacak diye bir merak uyanıyor. Acaba bunu soykırım olarak mı kabul edecekler diye. Yoksa büyük felaket mi diyecekler, ne diyecekler? Uzun yıllar mesela Amerika büyük felaket anlamına gelen bir kavram kullanırken son birkaç yıldır o da aslında soykırım kullanmaya başladı. Ama Hrant Dink'in formülleri aslında hem iki toplumu, Türkiye'de yaşayan iki toplumu hem de iki devleti, yani Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine yakınlaştıracak, birbirlerini daha anlayışla kabul edecekleri bir ortama doğru sürükleyecek bir etkinliğin içerisindeydi. Sürekli etkinliğin içerisindeydi Hrant Dink. Onun katledilmesi aslında çok büyük bir boşluk doğurdu Türkiye'de ve hala o boşluk kapatılmış değil. Bugün hala işte Ermenistan'la sınırımız kapalı. Bugün hala işte Ermenistan'la Türkiye arasında futbol maçları oluyor. Milli takımlar karşılaşıyor. Ama her biri sorun yaşanıyor o olayların önünde ve sonrasında. Dolayısıyla Hrant Dink
aslında bu tür sorunların asla yaşanmayacağı bir ortama doğru Türkiye'nin gitmesi için bir Ermeni olarak ağırlığını koyan bir figürdü. Ondan yararlanamadık. Tam tersine onu tehdit olarak birileri gördüler. Ve onun aslında Ermenilere hitap eden bir cümlesini sanki Türklüğü aşağılıyormuş gibi sunan gazete manşetleri oldu. O gazete manşetlerinden hareketle hakkında davalar açıldı. Tabii o davalar sürerken de aynı gazeteler, aynı medya organları, televizyonlar Hrant Dink'i farklı yansıtan yayınlarına devam ettiler. Böylece bir atmosfer doğdu, bir ortam doğdu. Bu örgütsel bir araya geliş, işte onun medyada mahkum edilen, yani kendisinin aslında mahkum olacak herhangi bir sözü olmadığı halde gazete manşetlerinden, televizyon ekranlarından mahkum edilen sözleri üzerine ona karşı bir husumete dönüştü. Muhtemelen başka eller de devreye girdiler. Trabzon'daki bu örgütlenmeyi kullanarak Hrant Dink'in vücudunu ortadan kaldıran bir süreci başlatmış oldular. Ben hani tabii yasal çerçeve böyle bir serbest bırakılmayı mümkün kılsa bile şu anda Türk kamuoyunun vicdanının gerçekten bu konuda bir sızlaması söz konusuysa bunu da Hrant Dink'in aslında o dönemde yapmaya çalıştığı çabalarının bir sonucu olarak görüyorum. Unutmayalım. Vefatının ertesi günü insanlar yürüdüler İstanbul'da. Çok büyük kalabalıklar yürüdü. Her senede ölüm yıldönümü. Yıldönümü öyle ama o günü ben unutamıyorum. İçinde bulunduğum için de unutamıyorum. İnsanların elinde hepimiz Hrant'ız sloganının yazılı olduğu pankartlar vardı. Ve o insanlar sessizce tepkilerini dışa vurmuş oldular. Yani herhalde on binlerce insan yürüdü. İstanbul'un belki de böyle bir olayla ilgili olarak karşılaştığı en büyük kalabalıklardan biriydi o gün. Evet. Çok anlamlıydı. Yani Türk insanı elinde hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz yazılı pankartlarla dolaştılar. Ama pankartlarda yazılanlar da belli bir taraf tarafından çok ciddi eleştirildi. Olabilir, olabilir yani. Ama o gün o görüntü bile çok büyük bir Türkiye'yi dışarıya da içeriye de tanıtan çok büyük bir olaydı. Onun için Hrant hala aslında yapmak istediklerini vefatından sonra da sürdüren bir insan. Onun adına vakıf kuruldu. Onun adına bir takım etkinlikler her sene sürdürülüyor. Onun adına ödüller veriliyor. Yurt dışında hala Hrant Dink'in adı belli olaylar sırasında anılıyor. Bu bakımdan da herhalde vefatından sonra da yaşayan bir figür halinde Hrant Dink. Evet. Şimdi Mehmet Ocaktan'a da soracağım ama Mehmet Ocaktan'a sonra soracağım. Çünkü o dönemde Hrant Dink cinayetini araştıran, mecliste araştıran komisyonun başkanıydı Mehmet Ocaktan. Onun için bence bize ilginç şeyler anlatacaktır o dönemle ilgili. Ahmet Bey, size şunu sormak istiyorum. Şimdi o gün Samas tahliye edildi ve bu cinayet aslında hala karanlık. Bundan sonraki süreçte neye evrilecek? Bir de şimdi Numan Kurtulmuş'un da bir açıklaması var. Kısaca onu da değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Evet. Şimdi Fehmi Bey çerçeveyi biraz evet, ve süreci ve Hrant Dink'i anlattı çok bize. Çok geniş bir konu, yani Türk-Ermeni ilişkileri, Osmanlı'nın son dönemi, işte tehcir, soykırım vesaire. Yani başlansa başlı başına bir program bile yetmeyebilir. Ama tabii Hrant Dink'in konumu, yani hakikaten mesela yani AK Parti de yani bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde yaptığı açıklamalarda bu tehcir olayına, o dönemde yaşanan acılara temas ederek mesela taziyelerini bildirdi. Bir
devlette de bir arayış söz konusu. Yani bu işi bir biçimde çözümleyelim tarzında bir arayış söz konusu. Dışarıya da o istikamette, yani bunu soykırım diye tanımlayıp bütün Türkiye'yi ve Türk milletini mahkum etmeyin. Yani orada acılar yaşandı. Bir adil hafıza oluşturulması lazım tarzında bir yaklaşımı var. Ama gerilim bitmiyor. Yani Hrant Dink hakikaten o acaba bir bu iş hem Ermenilerin zihin, hafıza ve kalbinde bir durulmaya yol açabilir mi? Hem Türklerin, çünkü o dönemde Ermeni çeteleri, işte Taşnak, Sutyun çeteleri büyük şeyler yapmışlar Türk-Müslüman köylerine yönelik. Yani Türklerin kalbini de durultan, Ermenilerin kalbini de durultan ifade nasıl tam şey yapabilecek miyim? Yani Hrant Dink'in o bir sözü çok konuşuldu. Yani Türklerin ve Ermenilerin kanını zehirleyen olaylar falan gibi bir ifadesi var. Oradan zaten dava açıldı. Sen Türklere hakaret ediyorsun falan diye. Şimdi o da ya ben asla hakaret için bunu şey yapmadım. İkimizin de kanını hareketlendiren bir şey var, hafıza var. Onun içinden nasıl çıkabiliriz gibi bir savunma yaptı. Ben onun o noktadaki samimiyetine inanıyorum. Yani hakikaten yani Ermeniler işte milleti sadıka diye biliniyor Osmanlı'da. Yani en sadık toplum olarak biliniyor. Ve uzun asırlar barış içinde yaşanmış. Sonra işte çeteleşmeler olmuş. Bu Fransız ihtilalinden sonra işte ulusalcılık vesaire gelişince. Şimdi bunu çözmek lazım. Orada bir barış elçisi gibi durdu ama Türkiye'de bunlar kolay anlaşılmaz. Yani bazı odaklar bu işi şey yapıyorlar. Yani ya düşman alanları böyle gözetleyen odaklar var. Ve onlar zaman zaman infaza kadar varıyorlar. Ya bunu da bizde biraz devlet biliyor. Devletin bazı odakları biliyor. Bu Hrant Dink cinayetinde de öyle bir gelişme oldu. Hatırlarsak yani istihbaratın vesaire bir takım şeyleri oldu. Yani olaya karışanlardan ve şimdi mahkum olanlardan birisi istihbarat elemanı nitekim. Yani tahrikçiler arasında onlar var. O gün Samast'ı bu cinayete yönlendirenler arasında onlar var. Onun için de bayraklı pozu da çok konuşulmuştu. Onun için de konu dava sürüncemede kaldı. Yani Hrant Dink cinayeti davası yıllar sürdü yani. Hala da tamamıyla kapanmış değil. Niye anlayamıyorsunuz? Yani sanki oradan devlet içindeki bazı odaklar ortaya çıkacak gibi bir endişe bazı alanları, yargıyı da, soruşturma kurumlarını vesaire de etkiliyor. Başka şeyler de var. Yani mesela yani Sakarya bölgesindeki infazlar var mesela. Ya bunlar da örtülü kaldı. Yani onların da devletin bir kesimiyle ilgisi olduğu hep ifade edildi. Failin meçhul cinayetleri araştırma diye bir komisyon kuruldu mecliste. Evet. Mesela binlerce sayfalık şeyler çıktı, raporlar çıktı. Ama pek de çıktı. Bir sonuç sonuç da çıkmıyor. Çıkmadı. Niye çıkmıyor onu da işte hakikaten sorgulamak lazım. Türkiye'deki o örtülü bir alan var. Şimdi tabii son hadise, evet yani kanuna uygundur deniyor şey, tahliyesi, yaşı küçüklüğü vesairesi dolayısıyla deniyor ama insanların içine sinmedi olay.
Bu tam da yargının çok tartışıldığı bir zamanda dönemeydi. Gündeme geldi. Yani Yargıtay'ın bir duruşu var. Hani Cumhurbaşkanlığı külliyede bir kesim tarafından milli yargı diye sahiplenilen bir duruşu var. Anayasa Mahkemesi ile tartışmalar var. Sanki yargı kurumuna da özel misyonlar yükleyen bir anlayış seslendirilmeye başlanıyor. Yargıya yargıdan başka bir misyon yükleyen. Bir ara mesela yani Barolar Birliği mi yaptı? Bir araştırma yapıldı. Yargıda devlet mi öncelikli, millet mi diye. Yargının misyonunun devlet öncelikli olduğu sonucu çıktı. Yargı camiasına soruldu böyle bir soru. Halbuki adalet öncelikli. Devlete karşı da adalet, insanlara karşı da adalet. Yani bir suçu devlet işleyince orada devleti kayırmanın söz konusu olmadığı bir alandır adalet. Şimdi tabii... Bu arada bir ara soru. Şimdi komisyondan hiçbir şey çıkmadı dediniz ya. Evet. Birazcık daha açalım mı? Yani hani neden bir şey çıkmadı komisyondan? Şimdi yani birçok şey var. Mesela 15 Temmuz'u araştırma komisyonu değil mi? Hı hı. Darbe girişimini. Gelmedi bazı insanlar oraya ifade vermeye. Gelmediler. Yani ve şu anda dosyanın ne olduğu belli değil. Sorumlu yani. Kim? Sorumlu kim? Meclis Başkanı o dönemde. İsmail Kahraman Meclis Başkanı. Yani sonuçta ya bütün devlet yani. Ya 15 Temmuz gibi bir olayın ortaya çıkması kadar zaruri bir şey olabilir mi? Aynı şey faili meçhul cinayetler konusu. Aynı şey Hrant Dink Komisyonu. Yani bunlar ya devletin üzerinde bir yük bırakıyor yani. Asıl belki onun üstünde durmak lazım. O zaman yani. Belki hep hani boşa havan dövmek mi diyelim. Şimdi Numan Kurtulmuş'un da bir açıklaması vardı. Yargı sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Bu da hani şimdi okudum onu ben. Şey gördüm. Yani sanki şöyle bir his var bende. İktidar ya bu işten şu son gerilimden farklı bir post çıkarmaya çalışıyor. İşte anayasa değişikliği onun da çerçevesi ortaya çıkmış değil. Yani yargıda bir sancı var. Bu anayasayla onun yorumuyla da bağlantılı bir sancı. Ondan kafasında hangi tür bir anayasa değişikliği varsa bunu açıklasalar daha iyi olacak mesela. Hangi tür bir anayasa değişikliği varsa o yönde bir kamuoyu oluşturma. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da mesela Bahçeli'de o kadar ağır bir şey grup konuşmasının ardından getirdi anayasa değişikliğine bağladı. Şimdi ben düşünüyorum ya bu öfke selinin içinden nasıl bir toplumsal uzlaşma niteliği taşıyacak bir anayasa çıkar? Değil mi? Şimdi birazdan bence o tartışmalara da gelelim. O gün Savas'ın tahliyesinden sonra. Şimdi Mehmet Bey, 1982'de miydi sanıyorum yanılmıyorum. Kemal Arıkan Los Angeles Başkonsolosunu bir Ermeni öldürdü ve işte müebbet hapis sonra 38 sene yattı ve çıktı. O da dünden beri bu mevzuda çok konuşuluyor tabii. Şimdi siz dönemde komisyon başkanı olarak kısaca neler yaşandığını anlatabilir misiniz? Şimdi anlatayım. Önce tabii Hrant Dink gerçekten güzel bir insandı. Bu ülkeyi seven, bu ülkenin insanlarını seven, bu ülkenin değerleriyle barışık ve her konuda bir gayret sarf eden bir gazeteciydi, yazardı, entelektüeldi. Şimdi mesela o dönemlerde Türkiye 28 Şubat sürecinde mesela başörtüsü sorunlarının en şey yaşandığı dönemlerde bu konudaki duyarlılığını her zaman ortaya koymuş birisidir. Ben Fehmi abinin dediği gibi biz de Doğu Konferansı bağlamında işte mesela Mısır'a gitmiştik. Yani ben orada daha hani daha önce tanıyordum ama daha yakından tanıma fırsatı bulmuştum.
Şimdi tabii bu gerçekten vicdanları yaralayan bir karar oldu. Şimdi şeye bakıyordum da, Hrant Dink'in eşi Cumhuriyet'in 100. yılında Azınlık Hakları Konferansı'nın açılışında konuşmuş. Diyor ki, bir kez daha adaletsizliğin yüzümüze çarpıp, adaletsizliği yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi diyor. Bitmeyen bir yas yani. Yani bu tabii mesele hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3 yıl 5 yıl ceza alması değildir. İlk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik diyor. Yani esas olan adaletin sağlanmasıdır. İlk günden beri karanlığın aydınlanması derken siz o süreçteki çalışmalarda yani gerçekten büyük bir çaba gösterildi mi bu cinayetin aydınlanması için? Çünkü Ahmet Bey de komisyonlardan bir şey çıkmıyor. Şimdi şöyle aslında biraz şeye bakınca şimdi 15 Temmuz'la ilgili şeyden söz etti. Geçmişteki mecliste kurulan komisyonlarda aslında çok önemli şeyler yapıldı. Yani metinler hazırlandı, bütün araştırmalar yapıldı filan ve ortaya bir şey çıktı. Şimdi ne çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz. Yani o geçmişte arada biraz bir fark var. Şimdi mesela bizim önce işte İnsan Hakları Komisyonu'nda bir alt komisyon oluşturuldu. Hı hı. Ben alt komisyonun başkanıydım. Hı hı. İlk önce bütün bu işe çünkü zaten şeyler tutuklanmıştı. Dolayısıyla onlarla ilgili bir şey yapma imkanı yoktu. İşte Yasin Hayal'di, Eren Tuncel'di, efendim o gün Samas'tı. Ama o sırada işte orada vali olan, emniyet müdürü olan Trabzon'da sonra onlar İstanbul'a bilgi veriyorlar. Hrant Dink'le ilgili bir takım söylemleri var şeylerin. O gün Samast'ın. Dolayısıyla böyle böyle bir takım söylemler var. Hem işte valiliğe, emniyet istihbaratına, İstanbul Emniyet İstihbaratına filan emniyet müdürlüğüne bilgi veriyorlar. Fakat o süreçte biz mesela bütün o süreçteki emniyet müdürleri, valiler, askeri şeyler, orada jandarma komutanı olan, komutan, istihbarat subayı olan kişiyle, hepsiyle görüştük. Yani biraz zahmetli oldu ama özellikle askeri tarafıyla ilgili. Mesela gelip bilgi vermek istemediler. Bilgi, daha doğrusu baştan yazıları yazınca işte birisi Bolu'daydı. Eski işte albay olan o jandarma komutanı olan Trabzon'da Bilecik'teydi. İstihbarat subayı da Bolu'daydı. Hepsine yazılar yazdık ve o istihbarat subayı geliyorum diye yola çıkmıştı mesela. Fakat son anda şey olmuş, vazgeçti. İkisi birlikte gelmediler. O zaman İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dı. Ben Beşir Hoca'ya dedim ki hocam mutlaka bütün şeyleri getiriyoruz. Askeri şeyler de gelmeli. Yani biz kimin nasıl cevap vereceğini biz tayin edemiyoruz. Sonuçta onlar ne isterse sorulara komisyonda bütün milletvekilleri soru soruyorlar. Ne isterse ona cevap veriyorlar. Ama gelmeleri gerekir. Sağ olsun geldiler sonra. Beşir Hoca bu konuda önemli bir şey göstermişti. Mesela İstihbarat Daire Başkanı Türkiye Ramazan şeydi. Akgürek. Ramazan Akgürek'ti. O da o zamanları şeyde Trabzon'da. Yani daha doğrusu olayın şeyinde. O tabii mesela çok ilginç bir şey olmuştu. Komisyona geldi ama öyle bir havayla geldi ki hiç milletvekillerine falan böyle şeyden tepeden bakan, konuşmak istemeyen böyle bir acayip bir hali vardı. O zaman hangi vekil söyledi hatırlamıyorum da dedi ki burası parlamento ve burada siz bize ifade vermek üzere buradasınız, bilgi vermek üzere buradasınız. Biraz sert çıkınca neyse oturdu. Soruları tabii istediği gibi cevap verdi. Ve bütün bu süre boyunca hakikaten çok titiz bir çalışma yapıldı. Valilikler, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, hatta işte biliyorsunuz MİT şey yapıyor, tehlike altında olduğunu, yani aslında tehdidi bir anlamda öyle ifade etmişlerdi.
Biz de o zamanki İstanbul Valisi Muammer Güler'e dedik ki bak bu böyle bir şey varmış ama siz koruma vermemişsiniz. Koruması yoktu, evet. Dolayısıyla hem tehdidin olduğunu, çünkü vali yardımcılarından birinin şeyinde, kontrolünde söyleniyor şeye bu tehditler. Ama sonuçta neyse, yani meseleyi koruyamamışlar. İşin özeti bu. Hem Trabzon ayağı hem İstanbul ayağına bakıldığında zaten raporda da ortaya çıkan şey sonuç, çünkü rapor 1300 küsur sayfalık bir rapordu. Ve hakikaten çok titiz bir çalışmayla yapıldı ve sonunda da şey denildi. Yani burada hem askeri istihbaratın hem de polis istihbaratının büyük bir hatası ve ihmali söz konusudur diye net bu kadar bir şekilde, net bir şekilde, yani tabii sonucu öyle bitirildi. Tabii komisyonun görevi bunları araştırıp kayıt altına almak, meclis başkanlığına, bakanlıklara, yani ilgili kurumlara bütün bunlar iletildi. Tabii ondan sonrası artık parlamentonun şeyi dışında, kurumların işte yargının filan işleyişine bağlı bir şey. Fakat o süreçler tabii çok sağlıklı işlemiyor ya da çok ağır işliyor. Çok ağır işledi o süreç mesela. Zaman zaman o dönemde sorduklarında, yani niye topladınız bu kadar insanı, dinlediniz, neden bir sonuç çıkmıyor diye sorduklarında ben de verdiğim cevap, yani evet biz yapmamız gerekeni yaptık ama bundan sonraki süreç işte yargınındır. Dolayısıyla o nasıl işlerse, biraz önce Ahmet abi dediği gibi aslında bir güç belki bu konuda çok fazla karanlığın aydınlatılması konusunda şey yapmıyor. Çünkü yani Erhan Tuncer aynı zamanda emniyet istihbaratını kullandığı bir eleman. Dolayısıyla onun belki de bağlantılarının çok fazla irdelenmesi o dönem istenmemiş olabilir. Fakat sonuçta yargılama oldu. Ama işte örgütten yargılanmadılar. Örgütten işte, esas mesele o. Yani bu kadar biliyor, istihbarat biliyor, işte valilik biliyor. Biliyorsun alt mahkeme, yerel mahkeme örgütten yargılamıyor. Hrant Dink'in avukatları Yargıtay'a temiz başvurusunda bulunuyorlar ve temiz başvurusunda 14. Ceza Dairesi galiba, Yargıtay 14. Ceza Dairesi terör örgütü kapsamını almıyor. Dolayısıyla bir suç örgütü şeyle bağlamında değerlendirilip yargılama, ceza ona göre verildiği için doğal olarak zaten az bir ceza almış oluyorlar. Öyle oldu yani. Yani esas mesele burada o. Gerçi benim hep kafama takılan şu. Yani orada bir şey kurulu var. Ne kurulu? İdari gözlem kurulları var cezaevlerinde. Onlar belli bir süreden sonra iyi halini değerlendiriyorlar. İşte oradaki davranışlarındaki, cezaevindeki davranışlarına bakarak bir iki defa da reddediliyor. Ama ne hikmetse artık mesela eğer bu da reddedilseydi belki bir 5-6 ay, 3 ayda 6 ayda bir toplanıyor galiba. Şey olabilirdi. Sorun, yani bu cezaevindeki iyi hal değerlendirmesi değil. Burada asıl konuşulması gereken sorun. Yani bu cinayet nasıl işlendi, nasıl önlenemedi ve bu süreçte yani istihbaratın rolü neydi? Yani bir takım gizli mahfillerin, odakların etkisi var mıydı? Yani diyelim ki Rahip Santoro cinayeti, başka cinayetler falan. Yani demin de söyledim, faili meçhul cinayetler dediğimiz bir seri. Yani orada, yani şimdi mesela bir kişi çıkıyor, bir milletvekiline haddini bil diyor. Tamam mı? Bu mafya işleriyle bağlantılı bir kişi haddini bil diye bir başka milletvekili çıkıyor bir gazeteciye, ensendeyiz diyor mesela. Ya bunlar nasıl olabilir bir, yani hukukun işlediği bir ülkede bunlar nasıl olabilir? Ya asıl belki mesela devlet, iktidar, tanıdığımız insanlar, yani işte Mehmet Ocak'tan da bir gün o devlette şey yapmış yani. Ya bekliyorsunuz ki bu karanlık, mesela şeyin bir sözü var.
Diyor ki bir çocuktan diyor Hrant Dink'in eşinin katil yaratan bir karanlık alan var diyor. Şimdi o alan ne hakikaten? Bu alanı ben mesela AK Parti yönetimlerinin de farkında olduğunu ve onu benimsemediklerini, tasvip etmediklerini düşünüyorum. Ama üstüne de gidilmiyor. Hatta bir süre sonra yani mesela yani AK Parti devletleşti deniyor. Değil mi? Bu AK Parti muhitlerinde konuşulan bir şey. Ne demek bu yani? Mesela bunun üzerinde düşünmek lazım. Yani Cemil Çiçek'in mesela 15 Temmuz'la ilgili bir sözü var. Diyor ki 15 Temmuz'un %5'i ancak anlaşıldı diyor. %95 nedir o zaman yani mesela? Yani ben o boyutunun şimdi Yargıtay'ın bir dairesi bir karar veriyor mesela. Çok kritik bir karar veriyor. O nasıl o daireye geliyor o iş, orada böyle bir değerlendirme yapılıyor. Ya bunlar üzerinde düşünülmesi gereken şeyler. Aslında yani çok derin bir şey yok bana göre de. Yani derin güç var mı yok mu? Ben de hep derin devlet öteden beri söyledik de. Kobloculuk yapmak lazım bilmiyorum. Var şimdi, mı bir derin devlet? Derin yani şimdi mesela bana göre devlet AK Parti iktidarı. Yani başka bir devlet şeyi yok bana göre. Çünkü sonuçta bu karanlığı yaratan şey esas itibariyle tabii siz öyle bir Türkiye'de eğer demokratik bir ortam yoksa sonuç itibariyle bir takım hamasi şeyleri güçlendiriyorsunuz. Hamasi bir dil kullanıyorsunuz. Yani genç kuşaklar sabah kalktığı zaman televizyonlarda işte belli hamasetle beslenen, başkalarını ötekileştiren, kimisini terör örgütü kapsamına alan, daha doğrusu işte bunlar zaten terörist, ajan bilmem ne diyerek bir siyasal kültür oluşturuyorsunuz. Bu oluşturulan kültürle beslenen genç kuşaklar sonuçta işte Ermenilere karşı, başka azınlık gruplarına karşı, Kürtlere karşı diyelim ki yani insanlar hedef bulmak çok belli, kolay. Bunlar çok kolay şeyler. İşte vatan millet edebiyatı yaparsınız. Pekala insanları. Ama bu kadar basit olduğunu basit düşünmemek lazım. Bir şey söyleyebilir miyim burada? Yani bu derin devlet denilince. Ben de tam onu soracaktım. Derin devlet bir efsane midir? Derin devlet denilince bunun hafife alınmaması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Bakın şimdi bir İçişleri Bakanı değişti. Yeni İçişleri Bakanı'nın döneminde birbiri ardına mafyayla bir biçimde hesaplaşılıyor. Yani birileri örgütlenmiş, insanları da öldürmüşler, kara para aklamışlar, her şey yapılabilmiş. Peki o örgütler bugün ve geçmişte acaba bunları yaparlarken bir koruma altındalarsa, bugün koruma kalktığı için rahatlıkla yakalanabiliyorlar. Demek ki geçmişte koruma altındaydılar. O koruma altında tutanlar onları kendileri için daha uygun olan bazı amaçlar için kullanmış olabilirler mi diye düşünmemiz lazım. Nitekim geçmişe baktığımızda mesela Susurluk diye bir olay yaşandı Türkiye'de. Neydi Susurluk? İşte mafya türü bir tip, onun içinde devlet adına dışarıda ve içeride bir takım cinayet olaylarına karışmış bir başka tip. Onun yanında görevi bu tür insanlarla mücadele etmek olan bir de devletin güvenlik görevlisi, müdür düzeyinde. Şimdi bunları bir araya getiren neydi? Susurluk Komisyonu'nu da hatırlamamız lazım. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon, hem o zamanın Başbakanı Mesut Yılmaz'ın görevlendirdiği Kutlu Savaş'ın hazırladığı rapor. Baktığınız zaman ikisinin de vardığı sonuç, Türkiye'de evet böyle bir devlet himayesinde bir takım güçlerin kullandığı tipler var. Ya bunlar da ayrıca örgütlenmiş durumdalar. Baktığınızda bundan daha açık bir şekilde bir devlet yapılanmasının parçası olarak mafya türü örgütlenmelerin olduğunu açıkça görüyorsunuz orada. Bundan başka nasıl ifade edilebilir bu?
Yani özellikle Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporu, o 14 sayfalık ilk önce açıklanmayan ama sonradan kamuoyunun bilgisi dahiline giren sayfalarda yazılan tamamen devletle irtibatlı bir takım işlerden söz ediyor. Bu şimdi konuştuğumuz konuda da yani Trabzon'da bir yapılanmanın olduğu belli. Bu yapılanmanın unsurlarının geçmişte işte bir rahibe karşı bir etkinlik yaptıkları ve adamın sonunu getiren, ölmesini sağlayan bir cinayetle bu işin sonuçlandığı belli. Bu insanlar bu işleri yapabilecek olan insanlar olarak belli ki örgütlenmişler orada. Ben biraz önce bahsettiğim o ildeki bir toplantının sonrasında bizim bulunduğumuz, bu konuları konuştuğumuz salonun hemen dışında binlerce insanı toplanmış bir başka örgütlenmeyi bizzat tanıklık ettim orada. Onların hepsinin de o kentten olması gerekmiyor. Bir yerlerden getirilmişler oraya besbelli. Niçin? İçeride ne konuştuğumuzu bilmiyorlar. O içeride değillerdi çünkü. Yani kapalı gizli bir toplantı değil. Herkese açık ama herkese açık olarak gelmiş ve oturmuş dinlemişler de ona duydukları tepkiyi ifade ediyor değiller. İçeride zaten diyelim konuşması sırasında beğenmediği bir şey gören herhangi bir dinleyici zaten sorularıyla ve verdiği yaptığı açıklamalarla tepkisini ifade edebiliyor içeride. O dışarıdakiler neydi? Yani çok açık bir biçimde birilerinin tahrikiyle bir takım işler, sadece o ilde değil pek çok başka ilde de bu tür şeylerin yapıldığını biliyoruz. O bakımdan yani böyle bir şey yoktur ve bugün de işte dolayısıyla böyle bir şeyden söz edilemez sonucuna bize getirecek herhangi bir şey olamaz. Ve bunun en fazla dikkati altında bunu dikkatle izlemesi gerekenler iktidar olanlar aslında. İktidarların sonunu da getiren bir örgütlenme yapısı bu. Yani baktığınız zaman darbeler nasıl oluyor Türkiye'de? Geçmişte bakın. Her darbenin öncesinde bir takım olaylar başlıyor yaşanmaya. Ve o olayların arkasında da onları sokağa, o insanları sokağa döken, birbirleriyle çatıştıran, sağcının eline verdiği silahı bir başka eylem öncesinde solcunun eline vererek cinayet işleten bir örgütlenme var. Ve sonunda da darbe oluyor Türkiye'de. O bakımdan iktidardakilerin de evet biz artık devletiz. Dolayısıyla böyle bir bizden başka bir devlet yok gibi bir rahatlığa kendilerini sokmaları sonlarını getiren şey oluyor Türkiye'de. Bu rahatlığın sonucunda oldu o darbeler. CHP'nin yeni genel başkanı da meydan okuyorum derin devlete dedi de yani derin devlet deyince şimdi hakikaten... Ben orada bir şey ifade edebilir miyim? Şimdi ben derin devlet yani derin devlet yok derken şunu diyorum. Yani bu tür örgütlenmeler var elbette. Zaman zaman devletin içinde örgütlenmeler var. Mesela Süleyman Soylu'nun bakanlık etme biçimi, üslubu, siyasi bakış açısı demek ki sorunluymuş ki orada yani onu biliyorduk da. Dolayısıyla bu tür yapılar daha rahat hareket edebiliyorlar. Yani o kadar da derin değilmiş ki gerçekten yeni İçişleri Bakanı. Pekala rahat. Yani aslında bu operasyonlar yapıyor ve adamları biliyor kimin kim olduğunu yani biliyor ya mı geliyoruz yoksa örgütlenmeler var elbette. Farklı dönemlerde, geçmiş dönemlerde de örgütlenmeler var ve hep bunların şeylerini gördük. Ama önemli olan orada zaten iktidarların zaafları. Eğer iktidar bu konuda daha dikkatliyse ya da görevini yapıyorsa İçişleri Bakanı diyelim. Demek ki o kadar da zor bir şey değilmiş. İktidarın bilmediği derin güç odakları var mı sizce? Vardır tabii. Yani olmaması diye bir şey yok. Bu işin tabiatı sadece bizde de değil. Amerika'da da var bu. Yani dünyanın en demokratik ülkesi hangisi olarak kafamızda canlandırıyorsak diyelim Almanya'ya bakın. Demokratik ülkelerden biri. Ama orada 9 Türk'ün hepsi de dönerci bunların ve bir tane Yunanlı'nın çünkü onu da şey zannetmişler, Türk zannetmişler. Onları öldüren bir süreç yaşandı. Birbiri ardına 2-3 yıl içerisinde. Bir de baktınız ki bunun arkasında bir örgüt var. Örgüt var canım. Bir dakika tabii. Almanya'dan bahsediyoruz şimdi. Türkiye'den bahsetmiyoruz. Türkiye'de de örgüt var. Almanya'da böyle bir örgütün varlığı çıktı. Ve bu insanlar yargılanırken anlaşıldı ki bunların da arkasında
devlet, o Alman devletinin bir takım şeylerinin, kurumlarının bilgisi dahilinde bu işler yapılmış. Aynı şey mahkemelerinde de Almanya'da oldu. Yani Almanya mesela Türkiye'deki Türk uyuşturucu çetesiyle orada yakaladılar ve onlardan bir şekilde mahkemelerde ne yapılabilirdi? O zamanın başbakanının adı geçirildi ve bir işin içerisine oranın istihbaratının karıştığı anlaşıldı. Yani baktığınız zaman bütün devletlerde böyle yapılar var. Bizde ise baktığınızda zaten bunun şeylerini, köklerini Osmanlı'da görüyoruz. Yani Osmanlı'dan itibaren başlayan ve günümüze kadar gelen, kimi işte devleti ebed müddet, bu işte çoluk çocuğa bırakılmayacak bir devlettir bu. Onun için siyasiler gelir gider ama esas olan bizim görüşlerimizdir diyen bir zihniyetin örgütlenmesi. Aynı zamanda madem böyle bir örgütlenme var, o zaman biz de kendimiz bunun kıyısında bulunarak kendi başımıza bir örgütleniriz ve başka şeyler yapar kendi çıkarımızı onlarla bir şekilde irtibatlı. Ha, bugün ne kadar var bunlar ve bugün ne kadar güçlüler? Onu işte dediğim gibi devlet olanlar, bugün kendilerini devlet bilenler bunu da bilmeleri lazım yani. Şimdi ben de affedersiniz yani bu bu program derin devletin kapsamını tartışacak şeyde vüsatte değil diyeyim. Aslında esas konularımızdan da uzaklaşıyoruz. Evet, ben de o yüzden. Fakat yani birçok şey var. Yani hani o beka denen şey var ya, yani bizim literatürümüzde bekayı seçilmişlerden daha çok önemseyen odakların bir takım yapılanmalarının olduğu biliniyor. Orada mesela Cumhurbaşkanı ondan haberdar mıdır, değil midir? Yani bir böyle bir yapı varsa mevcut bildiğimiz resmi güçler bunların bilgisi içinde midir? Bunların hepsi konuşulacak şeyler. Mesela Sedat Peker'in açıklamaları var. İşte Kıbrıs'ta bir gazetecinin öldürülmesi işi, onun içine giren bir takım aktörler, fotoğrafları yayınlanan mesela, eski İçişleri Bakanı ile fotoğrafları yayınlanan bir takım insanlar, birilerinin tehlikeli olduğuna karar verilen masalar var mı vesaire? Bunlar üzerinde durulacak şeyler diye düşünüyorum. Buradan bakınca mesela bu Sayın Bahçeli'nin son grup konuşmasını belki bu açıdan da bir değerlendirmek lazım. Evet, Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısı yani dedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir şey yaptı o konuda, biliyorsunuz. Önce Yargıtay'dan yana taraf oldu. Sonra da ben hakemim dedi. Hakemliği de vurgulamaya çalışıyor birkaç ortamda. Vurgulamaya çalışıyor. Yani öyle algılanmasını istediği izlenimini ediniyorsunuz. Ama Bahçeli, yani Bahçeli de iktidarın ortağı sonuçta yani. Cumhur İttifakı'nın ana bileşenlerinden birisi. Anayasa Mahkemesi'ne ver yansın etti mesela. Yani Anayasa Mahkemesi başkanına ver yansın etti. Yani hakikaten o ifadeler böyle yenir yutulur ifadeler değil. Mesela ben içimden şu soru geçiyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanı Bahçeli'nin bu konuşmasını nasıl değerlendiriyor? Yani kendi hakemliğiyle bu konuşma arasında nasıl bir paralel kuruyor? Yani ya da Bahçeli bu şeyi nereden alıyor mesela? Bu konuşma tonunu nereden alıyor? Ya bunlar da belki mesela Bahçeli çizgisinin devlet içinde bir karşılığı var mı? Deminki tartışılan konuyla bağlantılı düşünürsek bir karşılığı var mı? Bu soruları biz soruyoruz. Bu soruları ben şahsen yani iktidarın büyük ortağının da sorması gerektiğini düşünüyorum. Onun için yazdığım yazıda Sayın Cumhurbaşkanı Bahçeli'yi taşıyabilecek mi diye bir soruyu koydum yani gündeme. Taşıyabilecek mi? Fehmi Bey. Taşıyorlar, yani taşımak zorundalar. Devam edecek taşımak. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
biliyorsunuz yine Devlet Bahçeli'nin sağ olsun şiddetle karşı çıktığı bir konuydu. Ve özellikle de Tayyip Erdoğan tek başına Cumhurbaşkanlığı başkan olacak diye karşı çıkıyordu. Aynı şekilde bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın aleyhinde söylediği her sözün Ahmet Bey'in yazısında geniş bir şekilde yer aldığı üzere Tayyip Erdoğan'a karşı da kullanıldığını biliyoruz. Çok ağır sözler ya. Evet. Çok ağır sözler. Ve yani başkanı tabii. ettiği sözler de ağır sözler. Hayır, Cumhurbaşkanı daha önceden söylediği evet, sözler de yenir yutulur değil. Oraları yani. Evet yani hatırlatırız ama zamanımız... Lüzum yok. Evet. Lüzum yok onları hatırlatmaya. Ağır. Yani gerçekten ben mesela bugünce yıl yazı yazıyorum. 50 yıldır yazıyorum. Herhangi bir kişiyle ilgili o sıfatları kullanarak tek bir yazı yazdığımı hatırlamıyorum yani. Veya birisi hakkında böyle bir söz sarf ettiğimi hatırlamıyorum. Hatta birisi hakkında o sözleri söylenebilecek bir insan olarak düşündüğümü de hatırlamıyorum. O kadar ileri sözler. Ama sonradan taraf olduğu MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne o andan itibaren de AK Parti MHP'siz yapamaz hale geldi. Bugün en son seçimde aldığı oya bakarsanız o oyla meclisteki sandalye sayısını kaybetmesi mukadderdi. Yani çoğunluğu. Ama MHP ile birlikte davranıldığı için iktidarını sürdürebiliyor. Bunu artık biliyor AK Parti ve dolayısıyla da MHP'den, eğer MHP'den ayrılamıyorsa Devlet Bahçeli'den de kopması mümkün değil. Evet, bazen de değil mi? Devlet Bahçeli'nin bazı açıklamalarından sonra hani yorumcular şimdi işte böyle gündemde böyle bir takım şeyler tartışılacak falan diye konuşuyor. Yani aslında bir anlamda da Devlet Bahçeli gündemi belirliyor. Gündemi belirliyor da işte, ama o konuşma tabii gerçekten çok vahim bir konuşma. O yüzden hele Anayasa Mahkemesi Başkanı da Kandil'e git filan demek evet. Yani çok bir siyasi parti liderine bile hakikaten yakışacak bir şey değil de. Kandil'e gidildi yalnız yani. Eğer Kandil'e gitmek o kadar kötü bir şeyse. Yani onu. Şimdi, Kandil'e gittiler. Orada şeyden sonra Bahçeli'nin açıklamalarından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işte grupta yaptığı konuşmadaki şeyler aslında sanki biraz şey. Biraz vitesi küçültüyor gibi. Yani o da Sayın Cumhurbaşkanı da sert şeyler söyleyebilirdi. Dolayısıyla bu iki yargı kurumu arasındaki bir uzlaşmazlıktır filan diyerek aslında ondan sonra bütün şeylerin AK Parti'deki bütün yetkili isimlerin açıklamaları dikkat ederseniz hep o doğrultuda. Meclis Başkanı'nın söyledikleri de öyle. Diğer şeylerin de bu aslında iki yargı kurumu arasında bir uzlaşmazlıktır. Mesela hani o kadar da ama büyük... doğru değil o hüküm. İşte yani o yaklaşım doğru değil. Doğru değil ama şimdi biraz oraya çekerek ve en çok da bir anayasa değişikliği yapalım. İşte oradan yani koyundan sayın, post çıkarma Sayın şeyi, Meclis Başkanı'nın söylediği de. Meclis Başkanı aslında orada bir şey daha söylüyor ama o cümleleri çok şey yapamadım. Yani meclis Can Atalay'la ilgili o şeyleri tartışırken, hı hı. daha doğrusu onunla ilgili de soruyorlar. Meclis kendi kararını kendi verir ve gereği yapılır gibi bir ifadesi var. Yani cümlenin içinde ama o zaman niye yapmadı bugüne yani, kadar? Dolayısıyla bu gereğini yapılır. Çünkü hemen arkasından da bu işleri düzenlemek için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var derken acaba gereğini yapar ama hele şu anayasa değişikliğini bir yapalım gibi mi anayasa ve algılamamız gerekiyor anlamadım. Yerel seçimden sonraya bırakalım yani gibi bir kere cümlesi sıkıntı var. Sıkıntı şurada. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne 130 bin başvuru var. Yani demek ki yargı süreci tıkanmış. İnsanlar yargıdan tatmin olmamışlar. Benim yani bu yargı sürecinde hak ihlaline uğradım işte diyor. İşte orada tehlikeli bir şey var Ahmet abi. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da var. Yani bu kadar diyor çok bireysel başvuru var. Bu yükün altından kalkması mümkün değildir. Dolayısıyla zımnen bu bireysel başvuru hakkını
Tam biraz vazgeçelim gibi işte, yani, şey de ama var. Ama o da zaten o yolu açan da AK Parti iktidarıydı. Bireysel başvuru yolu. Şimdi unutulan nokta da şu. AK Parti niye böyle bir yola gitti 2010 yılında? Çünkü şu anda 130 bin başvurunun eğer muhatabı Anayasa Mahkemesi olmazsa bunun büyük bir bölümünün muhatabı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olacak. Evet. Türkiye 1987'den beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkını kabul etmiş durumda. Yani eğer ben Türkiye'deki yargı sistemi sonrası bütün şeyler ortadan kalktı, her birine müracaat ettim, hiçbirinden hakkımı alamadığıma inanıyorsam ondan sonra başvuracağım yer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ydi. Bunu engelleyelim. Biz kendimiz bu işin altından kalkalım. Daha kolay bir çözüm bulalım diye Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanıtmak istediler. Ama buna karşıydı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Uzun zaman. Sizdeki Anayasa Mahkemesi bu konuda bizim kadar hassas davranacak bir mahkeme değildir görüşündeydiler. Ama 2010 yılında Türkiye'nin o güne kadar yaptığı işte demokratik hak ve özgürlükler, insan haklarına saygılı filan bir anlayış içerisinde bir hükümet anlayışı olduğu için Avrupa İnsan Hakları da İnsan Hakları Mahkemesi de bunu değerlendirerek o zamanın Anayasa Mahkemesi'ne bu hakkı tanıdı, bireysel başvuru hakkını. Yani aslında Türkiye böyle bir gelişmeyi kendisinin yaptığı bir takım iyileştirmeler sonucu elde etti. Şimdi o elde ettiği şeyi geri vermek, evet, tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni devreye sokmak mı istiyorlar? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni devreye soksa da aslında ağır şeyler veriyor. Hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gidiliyor. Anayasa Mahkemesi kararından sonra da şey var yani orada. Oraya müracaat ediyor hala insanlar ve oradan çıkan cezalar, Türkiye'ye verilen cezalar euro olarak veriliyor. İnsan Hakları Mahkemesi burada 24 bin lira veriyor cezasını işte bu Can Atalay ile ilgili davada. Aynı şey gitse 24 bin euro olarak ceza Türkiye'nin kasasından çıkacak. Yani benim anlamakta zorlandığım acaba bundan sonraki aşama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkını da tanımamak mı? Bekliyor musunuz öyle bir şey? Yani anayasa değiştiğin biliyorsun 2004 yılında anayasa değiştiğin AK Parti iktidarı CHP ile birlikte o dönem CHP'nin de desteğiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iç hukukumuzun bir parçası haline getirdik. Şimdi belki ondan da dönelim şu anayasa değiştiğiyle diye yani, düşünüyorlarsa bilmem. Zaten en büyük sorular bu. Yani Sayın Ocaktan'ın da ifade ettiği tarzda gelişmeler bundan sonra olacaksa o zaman gerçekten bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin önündeki 130 bin davanın varlığı mesele edinerek anayasanın değişikliğine gidilmesi söz konusu olabilir. Ama bunları Türkiye taşıyabilecek mi? Esas bir soru bu. Yani Türkiye hakların çiğnendiği bir ülke olarak devam edebilir mi? Hiçbir şekilde insanların tamam benim artık bu cezalar hakkımdı diyebileceği bir yargı rahatlığına kavuşmadan Türkiye insanlarını mutlu eden bir iktidara sahip olabilecek mi? Ben ekonomi ne olacak? Yani ekonomiyi falan bir tarafa bırakın. Yani ben bir bu ülkenin vatandaşı olarak hakkımı aradığım zaman alamayacağımı bile bile böyle bir ülkede yaşamak isteyecek miyim? Gençlerimiz zaten kaçıyorlar. Evet. Yani sokakta genç insanlara mikrofon uzatılıyor. Ne yapmak istersiniz? İlk işim dışarıya gitmek oluyor. Ekonomi çok önemli değil. Evet. Diyorsunuz ki para çok. Yani şöyle yani %80'e varan bir enflasyon da iktidar yeniden başarıyla şey kazandı. O yüzden yani insanların gönül rahatlığı içerisinde yaşayabileceği bir ülke, bu arada müreffeh bir şekilde de yaşayacağı bir ülke olmanın tek yolu demokratik hak ve özgürlüklerden, bunun da en önemli unsuru gerçekten adaletli bir ortamda yaşamaktan geçiyor. Peki şimdi 2022'de Avrupa Bakanlar Konseyi Türkiye'yi ayım kararlarını uygulamadığı için uyarmıştı ve bir süreç başlamıştı. Aynı zamanda o tarihlerde Azerbaycan da uyardı. Azerbaycan yaptırımı görünce dönmüştü.
Şimdi biz büyük devletiz, dönmeyiz. Biz dönmez miyiz? Biz dönmezsek yaptırım uygulananın ilk ülke olacağız. Ya, olsun diyorsunuz. Yani o tür yani Türkiye bu sizin şeyinizle ilgili. Yani Avrupa Birliği'nin zaman zaman şeyleri olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. İşte Kavala ile ilgili kararı var, derhal serbest bırakın diye bir yıl şey var. Ama biz eğer yani ne olacak sonuçta gelip sizi kafanızı sopayla bunu yaptıracak halleri yok. Bir takım yaptırımlar olur, parayı da öderiz dersiniz diyelim. Ama bunun sonuçları siz işte en büyük Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz değil mi? Yani bu sizin Türkiye ile ilgili dünyaya bir fotoğraf veriyor. Esas o fotoğraf önemli. Yani olsun biz yeter ki kendi ülkemizde şey yapalım. Kimseye de eyvallahımız yok diyecekseniz fukaralığı da yaşarız ne olacak gibi. Ben bu o zaman problem yok. Bu görüşünüze de biraz itiraz edeceğim bugün. Çünkü gerçekten biz Avrupa Konseyi'nin kurucularındanız. Ya tamam yani, biliyorum abi de bu biraz şey için. Avrupa Konseyi'nin kurucularındanız. Niye Avrupa Konseyi'nin kurucusuyuz biz? Yani niye öyle bir birliğin içerisine girmek istemişiz? Çünkü Avrupalı olma hakkı var Türkiye'nin. Hem Avrupa'da toprakları var. Hem de işte Cumhuriyet'in kuruluşundan beri hedef olarak zaten Batı'yı seçtiği için onun da en önemli unsurlarından biri Batı topluluğu. Biz de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştık. O ya daha Avrupa yakın bir zaman. Avrupa Konseyi'ne girişle birlikte. Evet, dolayısıyla baktığınızda yani bunun getirdiği bir şey olarak Avrupa Konseyi, yarın Avrupa Konseyi'nden atılmayı da getirebilecek yaptırımlar başlarsa bu Türkiye'nin farklı bir noktaya doğru gitmesini getirir. Hani eksen kaymasından ara sıra bahsediliyor filan ya. Esas eksen kayması ondan sonra yaşanır. Çünkü Avrupa'yla Avrupa Konseyi üyeliği de dahil olmak, Avrupa Birliği zaten bitmiş görünüyor. O süreç bir daha tekrarlanamayacak hale gelmiş görünüyor. Bir de Avrupa Konseyi'nden de dışlanan bir ülke haline dönüşürse Türkiye. Biz bize yeteriz. Yetmeyiz. O zaman biz işte Sovyetler bir yani şu, daha az hukuka değil mi? Daha bize benzeyen ülkeler o zaman Rusya oluyor. Yani. İşte başka Rusya'nın birlikte olduğu bir takım ülkeler var. O ülkeler gibi ülkeler oluyor. Şimdi biz Batı'dan şikayetçiyiz ya. Rusya ile olan tarihimizi hep unutuyoruz. Evet. Bundan 120 yıl önce Rus askerleri Yeşilköy'e kadar İstanbul'a gelmişlerdi. Erzurum'a kadar gelmişlerdi. Bunu unutuyoruz. Sanki böyle bir tarih yok. Daha 2. Dünya Savaşı hemen ertesinde o zaman Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den talepleri vardı. 3 tane vilayetimizi. Bunlar bizim topraklarımızın ilerisi. Şimdi nasıl Ukrayna'ya Kırım'dan sonra Ukrayna'daki 2 tane kente sahiplik ilan ettiler. Yarın yine Türkiye'ye böyle bir sahiplik ilan edebilecek niyeti sahip olduklarını daha 1945 yılında göstermiş olan bir ülke şu anda Rusya. Yani baktığınız zaman nasıl böylesine bir birlik içerisinde biz yer alabileceğimizi filan bunu ben düşünemiyorum şahsen ve böyle bir durum olduğu takdirde yani Türkiye'nin şimdi NATO üyesi olan bir ülke böyle bir macera perestliğe taraf haline nasıl dönüşebileceğini düşünenler var. Çünkü düşünenler olduğu çok belirgin. Ben bunu da düşünemiyorum. Evet. Evet yani ben orada yani toplum olarak cümlelerle daha az hukuka razı olan, daha az adalete razı olan bir anlayışa sürüklemek istiyorlar. Yani insan hakları sözleşmesini imzalamışız. Bu maddelere baktığımızda yani mesela Fransa'yı da şikayet edebiliyorsunuz. Yani Fransa'da bir insan benim haklarım ihlal ediliyor diye Fransız yönetimini AİHM'e şikayet edebiliyor. Yani Yunanistan'ı şikayet ediyor mesela Batı Trakya Türkleri. Onun için yani o bir Avrupa kurumudur. Biz de Avrupa'ya meydan okuyoruz gibi bakmamak lazım. Yani o zaman şimdi Anayasa Mahkemesi'ni de dışlıyoruz. Yani insan haklarına duyarlılık gösteren bütün kurumları dışlayacak mıyız? Yani böyle bir anlayışa Türkiye'nin sürüklenmemesi lazım.
Evet, az önce Mehmet Bey de söyledi, Raquel Dinç'in Dinç'in açıklamasını. Dink. Dink, niye Dinç diyorsam o da ayrı. adaletsizliği bir kez daha yüzümüze çarptılar. Evet, yasımızı evet. dedi. Tekrar geri yolladılar dedi. Şimdi evet, yani tanımlanamayan bir cisim yaklaşıyor gibi bir his oluyor insanda sürekli olarak bu ülkede. Önümüzdeki haftada nasıl cisimler yaklaşacak göreceğiz herhalde diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Gazze'yi konuşamadık bugün Gazze'yi ama. Gazze'yi konuşamadık bugün ama. Yüreğimiz onu, ve vicdanımız. Evet. Önümüzdeki hafta onu uzun uzun konuşuruz. Ahmet Taş getiren Mehmet Ocak'tan Fehmi Koru. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Buradan bakınca da bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.